Marmara Bölgesi hapishanelerine yaptığımız ziyaretlerde eyleme katılanların 1 ile 6 kişi 6 kişi arası gruplar halinde 5-15 günlük dönüşümlü açlık grevi yaptıkları tarafımızdan gözlemlenmiştir. Bazı hapishanelerde açlık grevi yürüten mahpuslara hücre cezası, etkinliklerden alıkoyma gibi disiplin cezalarının verildiği öğrenilmiştir. Yine bazı hapishanelerde mahpusların açlık grevinde ve sonrasında ihtiyaç duyduğu temel maddelere ulaşmakta sıkıntı yaşadığı öğrenilmiştir. Tecrit, mahpusların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne hedef alan, uzun zamana yayılarak sonuç alınmaya çalışılan bir işkence yöntemidir. Tecrit, kime uygulanırsa uygulansın, insani ve vicdani olmadığı gibi açıkça hukuka ve yasal mevzuata aykırıdır. İmralı'da hapishanesinden pandemi bahanesiyle tüm hapishanelere yayılan bu işkence yöntemi hapishanelerde yaşamı dayanılmaz hale getirmiştir. Türkiye'deki bütün hapishanelerde aile görüşü, avukat görüşü, telefon görüşmesi serbest iken İmralı'da hapishanesinde iç hukuk, uluslararası hukuk ve insan hakları ayaklar altına alacak biçimde hiçe sayılmaktadır. İmralı'da hapishanesinde sürdürülen tecrit yıllardır süren bir işkence metodu olmasının yanı sıra Kürt sorununun demokratik çözümünün önünde en büyük engellerden biri haline gelmiştir. İmralı'da hapishanesinde yıllardır sürdürülen tecrit ölümlere neden olan birçok açlık grevine neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmakla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bireysel başvuru yetkisini kabul etmiştir. Bununla beraber Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararlarını uygulamakla hüküm altındadır. Ayrıca Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin CPT denetim yetkisine sahiptir. Gerek AHİM'in gerekse CPT'nin İmralı'da süregelen tecrit halinin kabul edilemezliğine dair tespitleri mevcuttur. Ve düzenli avukat ve aile ziyaretlerinin sağlanması konusunda ısrarlı tavsiyeleri söz konusudur. Birleşmiş Milletler'in ceza standartlarını ortaya koyan Mandela kuralları da uzatılmış hücre hapsini yasaklamaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Eylül 2022 tarihinde İmralı'daki mutlak iletişimsizlik halinin son bulmasına dönük tedbir kararlarına rağmen İmralı'da tutulan mahpuslardan 33 aydır haber alınamamaktadır. İmralı'da hapishanesinde hukuk dışı bir biçimde uygulanan tecrit uygulamasının bir an önce sonlandırılması, burada bulunan mahpusların derhal avukat, aile ve telefon görüş haklarının sağlanması gerekmektedir. Açlık grevi yapan mahpuslarda kalıcı sakatlık ve hayati risk oluşmaması için su, tuz, şeker ve B1 vitamini gibi temel maddeler sağlanmalıdır. Açlık grevini yapan mahpuslar dönüşümlü olarak başladıkları açlık grevini yine dönüşümlü olarak bıraktığı için açlık grevi bitiminde kılavuzlara uygun biçimde beslenmeye geçmeleri sağlanmalıdır. Açlık grevini sürdüren mahpusların yaşam hakkının korunması ve açlık grevinin sonlandırılması için makul ve yasal mevzuata uygun taleplerinin kabulüyle tecritin kaldırılmasına, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin son bulması için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kamuoyu ve kurumları bu konuda duyarlı olmaya ve çözüm için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Yine Abdullah Öcalan başta olmak üzere tecrite maruz kalan tüm mahpusların tecritle birlikte sadece görüşü kastetmediğimiz tabii ki bir kısım hak ihlallerinin, birçok hak ihlallerinin ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik mücadelemiz sürüyor, sürmeye de devam edecek. Marmara Hapishaneleri izleme heyeti olarak bugün bu açıklamayı yaptık. Ama açıklamayla yetinmeyeceğiz tabii ki. Müvekkillerimizin, mahpuslarımızın, dostlarımızın taleplerinin doğrultusunda bütün hak ihlalleri, tecrit başta olmak üzere bütün hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için mücadelemize devam edeceğiz. İnsan hakları dahi uygulanmıyor İmralı'da. Mahpusların bu konuda talebi çok net. İmralı'daki tecride son verilmesi. Biz de görüşmeler yapıyoruz açlıklarındaki mahpuslarla ve onlar da bu konuda taleplerini çok açık bir şekilde söylüyorlar. Bu hukuksuzluğa son verilmesi, mutlak tecridin sonlandırılması, Abdullah Öcalan ve diğer mahpusların aileleriyle ve avukatlarıyla, özellikle avukatlarıyla görüştürülmesi, bu noktada Kürt sorununun çözümü için de adım atılması. Bu yönüyle biz de mahpusların talebine ses verilmesini talep ediyoruz. Artık Sayın Abdullah Öcalan'da
hiçbir şekilde iletişim kurulamamakta. Buna hukukta mutlak iletişimsizlik hali denilmektedir ve bu mutlak iletişimsizlik hali esasen bir insanın insan olmaktan kaynaklı tüm haklarının yaşarken gömülmesi anlamına geliyor. Bugün bütün Türkiye'deki hapishanelerde başlayan açlık grevlerine, süreli dönüşümlü açlık grevlerine baktığımızda mahpusların talepleri esasen bu tecritin kaldırılmasıyla birlikte aynı zamanda Kürt sorununun çözümü noktasında kapının da aralanması anlamına gelmektedir. Kürt sorunundaki bu çözümsüzlük politikası daha geçen hafta işte birçok askerin ve militanın hayatını kaybetmesine sebep olmakta. Bu noktada esasen İmralı'daki tecrit sisteminin kaldırılması aynı zamanda barışın kapısında aralanması anlamına gelmişti. Aynı zamanda bu ölümlerin, bu acıların da son bulması anlamına gelmektedir.